Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei FreeBuds Pro 2 kablosuz kulaklığı inceleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz Huawei özellikle ekosistem ürünleri dediğimiz işte kulaklık, akıllı saat ve benzeri cihazlar konusunda son yıllarda ciddi bir atak kalktı ve markanın da daha önce ürettiği ki zaten iki ismini görünce muhtemelen aklınıza gelmiştir. Bunun biri de vardı diye düşünüyorsunuzdur. Evet, bu ürünün bile iki yazmayan yani birinci sürümü de vardı. Bu ikinci sürüm biraz daha kaliteli hale gelmiş, bazı özellikleri bir iki yeni özellik eklenmiş ama bu arada şunu da söyleyeyim, hala birinci sürüm bile alınabilecek güzel bir kulaklık. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsetmek istiyorum. Kulaklığımız şöyle elips şeklinde bir kutuyla geliyor. Kutuyu açtığımız zaman kulaklıkları hemen görüyoruz. Bu arada kulaklıkların bu sap kısımları çok uzun değil. Önceki sürümde de bu böyleydi. Bu sürümde de bu şekilde olmuş. Birazcık tombul bir kulaklık bölümü var. Ve kulağınızda bu birazcık, mesela benim kulağım birazcık küçük. Sanki girmeyecekmiş gibi duruyor ama herhangi bir sıkıntı olmadan da taktığım zaman böyle rahat bir şekilde durduğunu söyleyeyim. Yani düşme vesaire olmuyor. Onu da belirteyim. Şöyle takayım mesela bir tane hemen canlı. Şöyle sizlere göstermiş olayım. Kulağımda da bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan durabiliyorlar. Kulakların pedleri değişebiliyor. Üzerinde standart bir kulaklık pedi geliyor ama siz isterseniz daha büyüğünü veya daha küçüğünü, ki kutudan çıkıyor o kulaklık pedleri. Medium olarak çıkıyor. Biraz daha büyüğünü veya biraz daha küçüğünü takım olarak bulabiliyorsunuz. Yine kutusundan bir tane USB kablosu çıkıyor. Onu da cihazın alt kısmında bulunan Type-C bağlantısı üzerinden şarj etmek için kullanıyorsunuz. Kulaklığın arka tarafında bir Devialet yazısı var. Bu Huawei bu kulaklığı bu Devialet markası ile birlikte geliştirmiş ki özelliklerini birazdan bahsedeceğim. Bunun dışında hani hem kutu içeriği hem de işte kulaklığın genel görünümü bu şekilde, bildiğimiz standart bir TWS kulaklıktan herhangi bir farkı yok. En azından görünüm olarak. Renk olarak da 3 farklı rengi var. Bendeki bu orman grisi rengi. Bir farklı beyaz var. Bir de farklı bir gri renk daha olduğunda söylemiş olayım. Şimdi bu genel görünümden sonra arkadaşlar teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Detaylı teknik özellikleri açıklamaya yazacağım. Burada sadece belli başlı teknik özelliklerden bahsedeceğimi söyleyeyim. Akıllı aktif gürültü engelleme özelliği var. Kulaklığımızın yüksek çözünürlüklü çift ses sistemi var. 14-48 kHz aralığında 47 desibele kadar gürültü engelleme fonksiyonu var. 11 mm'lik dinamik sürücüler kullanıyor. Çift cihaz desteği var. Hem Android hem de iOS uyumlu. Kutusuyla beraber bu kulaklığı 30 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli ayrıntılardan ve güzel özelliklerden bir tanesi. LiDAR yüksek çözünürlüklü kodek desteği sunuyor. Yine görüşmelerde de, telefon görüşmelerinde de çağrı için gürültü engelleme özelliği var. Bluetooth 5.2 teknolojisi olduğunu söyleyeyim. Gümüş mavi, gümüş orman ve seramik beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. IP54 suya ve tere dayanıklılık özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Kulaklığın satış fiyatı ise 3499 TL. Evet, bu genel görünüm ve teknik özelliklerden sonra biraz da kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Ben Huawei P40 Pro üzerinde kullandığım bu kulaklığı, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, kurulumu çok kolay. Özellikle Huawei marka bir cep telefonunuz varsa zaten şu kapağı açtığınız anda hemen telefon diyor ki evet kulaklığı buldum diyor, eşleştirme yapayım diyor, bağlan diyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ha, eğer Huawei olmayan bir marka Android cep telefonunuz varsa yine onu Bluetooth ayarlarından girerek, ki onun içinde bu yan yüzde özel bir düğme var, gizlenmiş bir düğme var. Bu düğmeye basılı tuttuğunuz andan itibaren cihazın üst kısmında içinde bir LED lamba bulunuyor. Bu yanar söner hale geliyor. Yani search, yani arama moduna geçiyor Bluetooth'ta. O şekilde ekliyorsunuz. Bu arada kulaklık hem Android hem de iOS uyumlu. Yani hem Android'de kullanabiliyorsunuz hem de iOS, yani iPhone cep telefonlarında bu kulaklığı kullanabileceğini söyleyeyim. Gerekli ayarları vesaireleri iLife isimli bir program var. Bunu ben mutlaka ve mutlaka cep telefonunuza yüklemenizi öneriyorum. Çünkü orada bütün ayarlarını oradan görebiliyorsunuz. Bir sürü ayarı var arkadaşlar kulaklığın. Hani işte üzerindeki dokunmatik yüzeyler var. Malum işte kaydırarak bir şey yapıyorsunuz. İki kere tıklayınca bir şey olsun, üç kere tıklayınca bir şey olsun, şöyle yapınca böyle olsun, böyle yapınca bir şey olsun gibi bütün ayarları yine bu iLife uygulaması üzerinden gerçekleştiriyorsunuz ki Huawei'nin bütün bu tarz cihazlarında mutlaka bu uygulamayı kurmanızı ben öneriyorum. Ayrıca güncelleme gibi işlemleri de yine o uygulama üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Kulağınıza özel bir hani ANC engelleme de sunabiliyor. Otomatik ANC engelleme özelliği de var ve ANC'nin şiddetini vesairesinde hani çok güçlü olsun, az güçlü olsun, açık olsun, kapalı olsun, şöyle olsun, böyle olsun gibi bütün ayarlarını da yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu hareketleri çeşitli şekilde atama gibi birçok işlemi de yine uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamayı ben mutlaka ve mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi kullanım deneyiminde şöyle bir durum var. Çift cihaz desteği var. Bu önemli. Neden? Örneğin bir telefona bağlıdır, bir de bilgisayara bağlıdır. Bilgisayarda müzik dinlerken bir yandan da bir iş yapıyorsunuz ve telefonda bir arama geldi, hemen otomatik olarak
bilgisayardaki müzik durdurulup aramaya geçiliyor. Bu konuda çok başarılı bir altyapı kurmuş Huawei ve Huawei FreeBuds Pro 2 herhangi bir size sıkıntı yaşatmadan bu iki cihaz arasında geçişi çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyor. Ben bu tarafını çok beğendim. Çift cihaz desteği eğer hani bu tarz böyle birden fazla cihaz kullanıyorsunuz bence önemli. Ki bu özellik önceki sürümde de vardı arkadaşlar. Bu modelde de var. Aynı anda iki cihazı da bağlıyorsunuz. Tabii ki aynı anda iki cihazdan da ses alamayacaksınız ama birinden sesli sinyali aldığınız anda ona geçiyor. Sonra eğer öbüründen alırsa öbürüne geçmiş oluyor. Bu geçiş çok yumuşak bir şekilde yapılabiliyor. Şimdi geleyim kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği. Bunu akıllı aktif gürültü engelleme özelliği demiş ve 47 desibele kadar etraftaki gürültüleri, ki bence bu çok yüksek bir değer, engelleyebiliyor. Kulaklığı taktığınızda farklı gürültü engelleme modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunlar arasında dinamik var, sıcak var, genel var ve süper var. Süper de anladığınız gibi bütün bayağı bir sesleri, hani etraftaki gürültüyü kısıyor. Dinamik dediğinizde de gürültünü ortama göre kendisi ayarlıyor gürültü engelleme seviyesini. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu şekilde rahat bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ben bu özelliğini beğendim. Söylediğim gibi önceki sürümde de gayet güzeldi. Bunda da bir tık daha yukarı taşımışlar çıtayı ve çok daha iyi bir şekilde gürültü engelleme fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Öte yandan kulaklıkta bazı enteresan özellikler de var. Mesela kulak ucu uyumluluk testi diye bir şey var. Bunu aktif hale getirdiğinizde arkadaşlar, ki az önce ben onu özelliklerde bahsetmiştim. Bu kulak ucunun, taktığınız kulak ucunun sizin kulağınıza uygun olup olmadığını ölçüyor. Bu da güzel bir fonksiyon ki hani böyle enteresan özelliklerinin olduğunu da söyleyeyim. Bunları da kullanarak çok daha verimli ve konforlu bir deneyim yaşıyorsunuz bu kulaklıkla beraber. Kulaklıkta bazı equalizer ayarları da var. Bunlar arasında basları yükseltme veya tizleri yükseltme gibi bir seçenek de bulunuyor. Ki bence bu güzel olmuş. Çünkü biliyorsunuz bu tarz kulaklıklarda kimileri bası sever, kimileri tizi sever. Hepsini mutlu etmek de pek kolay olmuyor. Eğer bası seviyorsanız bası arttırıyorsunuz. Yok ben tizi seviyorum diyorsunuz, tizi arttırıyorsunuz. Hayır ben hiçbirini karışmayayım. Varsa evren ne varsa o var gelsin bana derseniz de onu da seçip hani cihazın kendisine bası ve tizi bırakabiliyorsunuz. Burada bence güzel bir şey yapmış Huawei. Çünkü söylediğim gibi bu çok göreceli bir kavram. Ben bas dinlemeyi severim, siz sevmezsiniz, öbürüsü tizi sever filan. Hani hatlar karışabiliyor bazen. Beklentiler çok farklı olabiliyor. Huawei burada çok güzel bir çözümle bütün beklentileri karşılayacak bir kulaklık üretmiş. Kulaklığın bir diğer ilginç özelliği ise kulaklığın bul uygulamasına da sahip. Örneğin kulaklığı siz kaybettiğiniz bir şey oldu vesaire, kulaklığınızı harita üzerinden görebiliyorsunuz nerede olduğunu. Bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor tabii ki ve aktif hale getirdiğiniz andan itibaren kulaklığınızın nerede olduğunu harita üzerinden size uygulama üzerinden, ki bunu iLife üzerinden yapıyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Huawei FreeBuds Pro 2'de kulaklığı takıp çıkardığınız zaman algılama özelliği bulunuyor. Diyelim ki siz bir müzik dinliyorsunuz ya da bir film izliyorsunuz. Kulaklığı çıkardığınız zaman herhangi bir tanesini, o müzik ya da film otomatik olarak duruyor. Taktığınız zaman da çalmaya, kaldığı yerden izlemeye veya oynatmaya devam ediyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bir de söylemiştim ama biraz daha detayından bahsedeyim. Onun her bir kulaklığın üzerinde dokunmatik yüzeyler var. Bu yüzeyle çeşitli hareketler yaparak daha önceden belirlenmiş bazı fonksiyonları da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunları da yine uygulama üzerinden isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Seçenekler arasında işte ne bileyim müzik bir sonraki müziğe geçsin, sesi kıssın, sesi artırsın gibi fonksiyonların olduğunu da belirteyim. Az önce belirttiğim gibi Huawei FreeBuds Pro 2'de 4 mikrofonlu bir çağrı gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bir görüşme yaptım. Şimdi onu bir izleyelim. Bakalım kulaklığın telefon görüşmesi performansı nasılmış. Şu anda duymakta olduğunuz sesi Huawei FreeBuds Pro 2'nin üzerinden alıyoruz. Bir telefon görüşmesinde yaptığımız bir ses kaydı bu. Açık bir alandayım, balkondayım, dışarıdan da ufak tefek sesler geliyor. Çok aşırı gürültülü değil ama çok da sessiz olmadığını söyleyeyim. Siz de telefon görüşmesi yaptığınızda Huawei FreeBuds Pro 2 kulaklıktan bu şekilde bir ses kalitesi duyacaksınız. Şimdi gelelim kulaklığın LiDAR desteğine. Biliyorsunuz bu yüksek çözünürlüklü formatlardan bir tanesi. Bunu kullanmak için yalnız birazcık detaylı bir konu bu tabii ki. Ben biraz daha yüzeysel anlatacağım ama merak edenler detaylarını araştırabilir. LiDAR destekli bir telefonunuzun olması gerekiyor. Çünkü o sesi yüksek kalitede ancak o telefon ya da bir cihaz diyelim daha doğrusu, cihazınızın olması gerekiyor. Ben burada Huawei P40 Pro kullandım ki onun LiDAR desteği var arkadaşlar. Eğer yüksek çözünürlük desteği olan da bir müzik parçası bulursanız onu çaldığınızda
aldığınız zaman telefon üzerinden kulaklıkta da yüksek kalitede dinleyebiliyorsunuz. Bu da birazcık tabii ki hani böyle müzik konusunda üst düzey beklentileri olanlar için bence güzel bir özellik. Tabii ki söylediğim gibi bunun için donanım desteği lazım. Aynı zamanda dinleyeceğiniz parçanın da veya platformun da mesela Tidal bu desteği sunuyor arkadaşlar. Yüksek çözünürlüğü destekliyor olması gerekiyor. Yüksek çözünürlüğü sesi destekliyor olması gerekiyor. Eğer böyle bir platform üzerinden ve uyumlu bir cihaz üzerinden bu şekilde kullanım yaparsanız kulaklıkta bu yüksek ses kalitesini destekliyor. Toparlamak gerekirse Huawei FreeBuds Pro 2 aynen birinci sürümde olduğu gibi oldukça iyi bir model olmuş. Huawei burada çıtayı biraz daha yukarı çıkarmış. Hani aklınıza belki şu soru geliyor olabilir arkadaşlar. Birinci sürümle ikinci sürüm arasında ne gibi farklar var? DVI-Alert işbirliği var. Bu daha önce olmayan bir işbirlikti. Bunun da getirdiği işte bu LiDAR desteği ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi gibi birçok farklı fonksiyonun da yine ikinci sürümde yer aldığını belirteyim. Ama bunlar benim için önemli değil ve bana birinci sürümde yeter derseniz açıkçası o da alınabilir. Hatta fiyatının neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyeyim. 1700 TL civarında alabiliyorsunuz birinci sürümü. Bu ikinci sürüm ise 3500 TL civarında. Yani yaklaşık bir tam olarak neredeyse yarı yarıya bir fiyat farkı olduğunu belirteyim. Eğer yüksek çözünürlük için önemli değil derseniz o da alınabilir, kullanılabilir. Gayet o da güzel bir kulaklık. Ama bir tık daha iyi olsun, yeni model olsun, güncel model olsun derseniz bu modelde mutlaka ve mutlaka bir göz atmanızı öneriyorum. Şimdi gelelim video testine arkadaşlar. Bu kulaklığı kullanarak bir video kaydettim. O videoyu izleyelim. Akabinde incelemeyi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Huawei FreeBuds Pro 2 kulaklık üzerinden kayıt ediyorum. Şu anda oldukça böyle nispeten gürültülü bir ortamdayım ama çok da gürültülü olduğunu söyleyemem. Evet, kaldır kıldır bir sesler de geliyor. Orada bir inşaat var. Oranın sesi. İşte siz de bu kulaklıkla beraber bir video kaydettiğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir ses alacaksınız. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Buydu sizlere Huawei FreeBuds Pro 2 TWS kulaklığı anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka olacaktır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Çünkü abone sayımda övünüyorum. Şu kadar abonem var, bu kadar abonem var gibi. Bu da benim için önemli arkadaşlar. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal ağlardan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel içerikler paylaşıyorum. Hatta YouTube'da paylaşmadığım bazı dikey videolarımı da orada paylaştığımı söyleyeyim arkadaşlar. Oraları da takip ederseniz pişman olmazsınız. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.